Gölgeler arasında kalanlar, kendinizi gün yüzüne gösterin. Çıkarın perdelerin arkasından ifadelerinizi. Manevi boyut kapısını açmadan aradaki perdeyi kaldırmak istiyorum. Madden boyuttan enerjilere, Ammar cinlerine sesleniyorum. Benden önceki yaratılanlar, bu güce gelin, karanlığın gecelerinden ışığıma gelin. Gösterin kendilerinizi. Madden hükmün var bunun. Enerjisel olan Ammar cinlerine sesleniyorum. Rabbim benden önceki yarattıklarını, görünmez olanlar görünsün, aradaki perdeler kalksın. Benden önceki Ammar cinleri göstersin kendilerini. Göster kendini yüce Rabbin yarattığı benden önceki varlık. Aç aramızdaki perdeleri. Kâlillâh el-hayâti el-al-ard emresin Ammar. Çok uzun zaman önce size söz vermiş olduğum gibi cinlerle temas, cin dost edinmek. Bir önceki videolarımda cinlerle alakalı birçok video paylaştım. Ama en son paylaştığım videoyu seyretmeden bu videoyu seyredersen bundan hiçbir şey anlamazsın. Çünkü bu video ilk videonun devamı niteliğinde. O videoda ne demiştik? Her şeyi hazırlayacağız. Bu videoda da bir silüet yakalamaya ve bir cin yakalamaya, kendisini göstermeye zorlayacağız. Ve bizimle iletişim kurmaya sağlattıracağız ya da onu davet edeceğiz dostlar. Evet değerli dostlar. Introda da görmüş olduğunuz gibi size Ammar cinlerinin neye benzemeye çalıştıklarını, ne şekilde, hangi formatlarda bizlere göründüklerini göstermeye gayret sarf ettik. Değerli dostlar, şimdi herkese yeniden merhabalar. Bugünkü videomuz çok önemli, biraz korkunç, biraz ürpertici, birazcık tüyleriniz diken diken olsa da bazen ruhani varlıklarla temasa geçmek, 30 yıllık hayatında ya da 30 yılını vermiş bir insan bile olarak ilk günkü heyecanımı, 30 yıl evveliyattaki yapmış olduğum heyecan hala bu varlıklarla temasa geçerken aynı şekilde devam ediyor. Sizlerin de bir varlıkla temasa geçmeniz demek, benim yaşamış olduğum heyecanı, ürpertiyi sizlerin de yaşayacağı anlamına gelmektedir. O zaman hazırsanız yapacağı bugünkü videomuza başlarken burada yazılarımızda hangi mürekkebi kullanacağız ve neler hazırlayacağız ve hangi şekilde yazılar hazırlayacağız? Bu videoda öncelikle tılsımlarımızı hazırlayacağız. Daha sonra da o tılsımlar sayesinde cin çağıracağız. Canlı canlı yapacağız, uygulamalı yapacağız dostlar. Kesinlikle kaçırmanı istemem. Bu video belki ruhani varlıklarla temasa geçmek isteyen insanların dikkatini çekebilir. Onların neye benzediklerini burada görmeye çalışabilir belki de. Dostlar, o kadar ince, ayrıntılı, detaylı bilgiler var ki bu sebeple çok fazla bilgi vermek adına çok konuşacağım bu videoda. Fakat bu video eksikmiş gibi gelebilir. Bunu ilk seyredenler eksik zannedebilir. Halbuki bir videomuz var, cinler hakkında bilgiler paylaşmıştık. O videoyu seyretmeden bundan bir şey anlamayacaktır. İlk seyredenler önce o videoyu seyretsinler, daha sonra bu videoyu seyretsinler ki bu video onun devamı. O videoda söz vermiş olduğumuz gibi onda her şeyi hazırladık. Bu videoda da bir cinle temasa geçerken kameralara nasıl yakalamaya çalışacağımızı ve bunun sözünü vermiştik. Ve şunu da unutmamak lazım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi burası çok önemli. Ben yılan kanı, İncir sütü ve kemik külü kullanıyorum mürekkebimde. Sizler de mutlaka bunları elde ederseniz yazacağımız tılsımlarda, sembollerde, yazılarda bunu kullanacağız dostlar. Şimdi mürekkep konusunu da anladığımıza göre ben niye bugün böyle konuşuyorum ya? Neyse sizler beni anlıyorsunuz. Şimdi mürekkep konusunda anladığımıza göre değerli dostlar, bugünkü videomuzda çok farklı yazılar var. Bu nedenle de bu yazıları, bu sayfaları ben kullanmadan önce ekran resmi alabilin diye ya da ben önceden size çıktısını alabilin diye yine videonun sonuna doğru paylaşacağım. Bunu da unutmayalım. Değerli dostlar, şunu söylemek istiyorum. Dünya üzerinde antik yazılar var ve antik yazılar, biz bunlara ölü diller deriz. Kullanılmıyor. Ama bilenler var mı? Var elbette ki. Ölü dillerden faydalanırken bazı konuları çok iyi şekilde anlamak lazım. O zamandaki dillerle, yani antik dillerle de günümüzdeki kullanmış olduğumuz karakterlerin ve anlamların bazıları birbiriyle uyuşmuyor. Bu nedenle bazılarını değişiklik yapıyoruz. Eğer bir Ammar cini ile temasa geçecekseniz lütfen benim verdiklerimin dışında sakın kendiniz bir şey katmayın. Bakın burasını tırnak içinde söylüyorum. Benim ekranda verdiklerimin dışında ve yaptıklarım
yazılarımın dışında lütfen kendiniz bir başına bir şey yapmayın. Ekrandaki yazıları kullanın, ekranda ne yaptıysak aynısını alın. Haydi bakalım devam edelim. Değerli dostlar, ben hızlı bir şekilde yazılarımı yazarken bir yandan da size bol bol bilgiler vermeye çalışayım. Ekranda görmüş olduğunuz yazı bir Ammar Cini yazısı. Yani Macramonicom diye de geçer. Ölü bir dil. Evet, bunu belki de ilk defa duyuyorsunuz. Macramonicom demek cin yazıtları da diyebiliriz. Dostlar, bunların anlamları ve Türkçeleştirmelerini ben yaptım, size de paylaşacağım. Biz bugün Ammar Cinini çağıracağız ve bize kendisini göstermesini, silüetini göstermesini ondan isteyeceğiz, arzu edeceğiz. O da karşılık verirse bize mutlaka kendini bir şekilde, bir figürde göstermeye çalışacak. Ekranda görmüş olduğunuz yazı aslında Julhuthu, yani Macramonicom diye de geçiyor. Muhtemelen internete yazdığınızda bununla alakalı bir şey bulamayacaksınız. Bunu bilen kişiler çok az. Bunlardan bir tanesi de benim. O yüzden benim yaptıklarım dışında, o yüzden söylüyorum, yapmayın. Ammar cinleri bizimle aynı boyutta yaşamaları sebebiyle çağırmak biraz daha kolay. O nedenle ben Ammar cinlerinden faydalanacağım. Ya da bizimle yine aynı boyutta yaşayan dev cinleri. Ama biz bugünkü videomuzda Ammarlardan, Ammar kabilesine ait bir varlıktan bize kendisini göstermesini isteyeceğiz. Yalnızca kendisini göstermesini isteyeceğiz. Tabii ki de bununla iletişime geçmemiz o farklı bir videoda olacak. Ama şimdilik kendisini gösterecek, nasıl figüre sahip olduğunu bu videoda sizler de görebileceksiniz. Gerçi videonun başında introda görmüştünüz ama videonun sonunda daha iyi şekilde, açık şekilde görebileceksiniz. Buradaki yazıtların hazırlanması ve önceden ayin sırasında önünüzde bulunması çok önemli. Bir ayin yapacağınız zaman ya da bir ruhani varlık ya da bir enerjisel bir varlık, metafizik anlamıyla çağıracaksınız. Ben her şeyi ezbere biliyorum, bunlara gerek yok dememelisiniz. Çünkü o sırada ciddi anlamda efor harcayacaksınız, enerji harcayacaksınız. İlk başta dediğim gibi tüyleriniz belki diken diken olacak, ürpereceksiniz ve bildiklerinizi bile belki unutacaksınız. Bu nedenle önceden her şeyi hazırlayıp önünüze koyarsanız onu okurcasına karşınızdan yapabilirsiniz ve ayininizi başlatıp ya da sonlandırabilirsiniz. Biz bu yazıları yazmamızın en büyük sebebi ya da bu yazılardan faydalanmamızın en büyük nedenlerinde bir tanesi, ayinlerde ne kadar çok bilgiye sahip de olsak bizler bile, örnek veriyorum, işte benim adım X. Şimdi 40 yaşındayım, 30 yılımı buna vermeme rağmen, 30 yıl önce ve 30 yıl içerisinde de birçok varlıkla karşılaşmama rağmen hala ilk günkü gibi heyecan ve ürperti oluyor. Bu nedenle bu bizlerde o korkunun vermiş olduğu, endişenin vermiş olduğu şeylerden dolayı bazı durumlarda unutkanlık yapabiliyor. Çünkü o andaki rehabeti kontrol etmek, ayini sürdürebilmek ya da o durumu yine ilerletebilmek için bazen endişe ya da bazen de telaş olabiliyor. Bu nedenle de yazı yazmamızın en büyük sebepleri budur. Hani bazıları bazen soruyor yorumlarda, abi biz bu yazıları niye yazıyoruz ki, yazıların ne hükmü var? Aslında yazıların çok hükmü var. Birincisi, bir ayin sırasında, birincisi bir büyü yapılacağı zaman ya da bir vevk yapılacağı zaman o yazılardan faydalanırız ve enerjilerimizi biz bunlara göre yükseltiriz. Sizler de eğer bir büyü yapacaksınız ya da vevk yapacaksınız ya da rukiye yapacaksınız ya da hava seminden faydalanacaksınız, mutlaka o semboller ve o yazılardan faydalanmak zorundasınız. Bazı varlıkların saati var. Mesela şimdi videonun sonuna doğru ben ayin yaparken siz beni böyle şekilden şekle göreceksiniz ya, yani şekilden şekle girdiğimi göreceksiniz ve mumlar içerisinde kendime koruma çemberi yapıp ondan sonra bir varlıkla temasa geçmeye çalışacağım. Ama ondan önce bu yazıtları iyi şekilde ezberleyip, analiz edip, pratik yapıp ondan sonra bir varlıkla temasa geçip size de gerekirse kameraya kızıl ötesi takacağım, gerekirse kameraya başka şeyler takacağım ama o varlıkların görünüşlerini, figürlerini, şekillerini az da olsa sizlere göstermeye gayret sarf edeceğim. Ciddi anlamda bir cinle tanışmak isteyenler ve ciddi anlamda bir cin görmek istiyorsanız, hele de bizimle aynı boyutta, aynı ortamda yaşayan varlıklardan bir tanesi olan Ammar ciniyle karşılaşmak ve onunla yüz yüze gelmek istiyorsan, bu video ciddi anlamda tam senlik diyebilirim. Cin çağırma dediğimiz konular aslında ayinlerle mutabıktır. Dolayısıyla da bir ayini yapacağın zaman aynı dakikada başka bir varlığında, kendi boyutunda senin yapmış olduğun ayinin aynısını yapıyor olabilmesi gerekiyor. Türkçe tabiriyle portal, daha doğrusu biraz şey gibi, İngilizcesi oldu ama, bir portal açabilmek için, aramızdaki perdeyi kaldırabilmek için dostlar, o saatte, o dakikada ayin yaparken başka bir varlık da bizleri merak edip, bizleri görmek isteyip o saate, o dakikayı tutturuyor olabilmesi lazım.
her yapmış olduğun ayinde ya da cin çağırmalarda hiçbir tanesini de denk getiremeyebilirsin. Biz bugün şanslıyız. Videonun içerisinde, ki ben bunu bir haftadır bu arada deniyorum, bunu da söyleyeyim, belli saatlerde, belli dakika aralıklarında aynı şekilde ben bunları tekrarladım dostlar. Tekrar söylemek gerekirse, bir cin çağırma ayini dediğin konu şu değildir. Bakın, aklınızdan şunu silin. Ben işte ayin yapıyorum, bir varlık çağıracağım, İşte o da benim emrimle gelecek. Arkadaşlar, bu böyle bir şey değil. Bir varlıkla temasa geçebilmek için senin o dakikada yapmış olduğun ayini karşı tarafta aynı boyutta olmayan, diğer boyutta olan varlıklardan bir tanesiyle denk getirmen gerekiyor. Aynı kapıyı açabilmen ve aynı kapı, yani geçitler diyoruz yani biz bunu, o geçitlerle birbirinizle karşılaşıp şey gibi düşün, yani işbirliği içerisindesiniz. Sen buradan ayin yapıyorsun, işbirliğindesin. O varlık da bizim boyutumuzu merak ettiği için, insanları merak ettiği için, o da aynı şekilde kendi uslubunda, kendi bildiği şekilde bir ayin yaparken bizimle karşılaşıyor. Mevzu bu aslında. Hani o ilk temaslarda bizlerin ürpermesi kadar o varlıklar da hayatlarında insanları hiç görmemişler ki. Yani kolu var, bacağı var, maddesel bir varlık, gözleri var, ağzı var, konuşuyor, ses çıkarıyor gibi gibi. Bu varlıklar da insanlığı görmediği için bizim ürperdiğimiz kadar onlar da ürperiyor. Çünkü sen hiçbir cin görmediğinde, ilk gördüğünde korku saracağına göre, bunu söyleyemiyorum hiçbir zaman, ama ilk gördüğünde bir varlıktan ya da başka şeyden ilk korktuğun zaman, o varlıklar da insanları ilk gördüklerinde korkuyor. Durum bu. O kadar çok konuştum ki kendim yoruldum. Ama dostlar, bunlar ciddi anlamda lazım gelen şeyler. Dostlar, ben birçok sayfaları hazırladım. Bu sayfaları videonun sonunda alın diye, yazamayacağınızı bildiğimden dolayı alın diye videonun sonunda size mutlaka vereceğim. Çıktısını alın. İsterseniz ellerinizle yazın, isterseniz aynı şekilde kullanın. Türkçesini de, o dildeki söylenişini de ben sizlerle paylaşacağım. Evet, videonun sonuna doğru geliyoruz. Ben çok heyecanlandım. Siz de heyecanlıysanız yavaş yavaş ayin kısmına da geçelim dostlar. Ayin yapacağımız zaman bize 3 adet ya da 4 adet mum gerekiyor dostlar. Sizleri de mutlaka kendinizi koruma çemberine aldıktan sonra bu işlemi gerçekleştirin. Koruma çemberleri ciddi anlamda çok önemli. Bir koruma çemberi yapabilmenin çok basit yolları var. 4 tane ya da 3 tane mumu aldıktan sonra kendi etrafınızı işaretleyeceksiniz. Bu işaret sizi koruyacaktır. Hani bir varlığın size dokunmasını istemiyorsanız ya da hani ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da bana zarar veremesin diyorsanız, bu koruma çemberleri olmadan hiçbir işlemi de yapmanızı ben önermiyorum. Ben 30 yılımı vermiş olsam da yine de koruma çembersiz bu işe girmiyorum. Dostlar, öncelikle 3 tane kağıdımızı alıyoruz. Ben bu ayini yer kısmında yapacağım için, yere mumlar damlamasın diye ben bunu aslında aldım. Ama siz isterseniz evinizin dışında da yapabilirsiniz ya da hiç kullanmadığınız yerlerde de yapabilirsiniz. Ya da size uygun gelen, lazım gelen bir yerde de yapabilirsiniz. Ne dedik? 3 tane mum sayesinde etrafımıza bir çember çiziyoruz. Bu çember ayini de aslında çok basit. Ben size de yine de söyleyeyim. Herkesin kendine ait bir koruma çemberi var. Ha, koruma çemberi ne olduğunu bilmiyorsan, bir önceki videolarımda koruma çemberleri hakkında videolarımız var ve koruma çemberi hangi şekilde yapılır oradan alabilirsin, kendini korumaya alabilirsin. Hazırsan devam ediyorum. Ammar cinini çağırmadan önce bana eşlik edecek ve bana koruma çemberliği yapacak ayin kısmına geçiyorum. Bu bana özel bir ayin dostlar. Siz yalnızca beni izleyin ve görün. En azından öğrenmiş olun. Alefin antizare anden bal musallatini min uliyat aladin alina ardiyat min avadin hayati almayyad min al arvahi hatta hudi tafin de kuviyatini min hayati min elefeyyete avhuya alemana vuvulat aladin hul allahi kun emma ayyan ahme sehayet allahi bismillah ala rabbi aladin alina ardiyat min avadin hayati almayyad min al arvahi hatta hudi tafin de kuviyatini min hayati min elefeyyete avhuya أنا من أولت على دينه الله قن أما أيان أحمي سهاية الله بسم الله هذا ربي. Biraz önce koruma çemberimizi etrafımıza çizdik. Şimdi varlığı davet etme ve silüetini bize gösterme isteğiyle ayin kısmına geçelim.
Ona setmeni hulka hayyata Allah ya ratibi enden alburada yuridun an ulazen altiratin bayhatun rabiatin lasrifiyeni ayeti ün end ukredilin alharz ala deyne vafaratine bal an esşavun bimamu vunnav mojune unede kulle evaqinin min uraidin ala hiras enerdin ve fil al azmiyatan elmeyyate qati ve ulayaqe ala devrin muhunne min alladun alabujratin ve uvaliyaqe ala hin يا غفيبون في غير لغورون ما نأوريت إذا لا تأثيرات على باب ورشين باي حوالين وتغير وارشون فارد الباب للباد الوره لها على إسفاقيات أمن فاغلد من الورين على حيات تألم إعلى حد القويرة أقصرات نحلت الملرزون وأزهر ونصحن عن حساق نحاقن من فت مديات أدناد إلا تغيرت وجوهون في الفياء قدم أولد الفرس إلا لقى قهايات الراب أمانة تألى إلا نورها دينة الفرس قهايات المريات قانون مريات تألى سريات تزرديان دقان خجور إلا النيات ويشون نيزيرون أفيرون أزحرق حقسق أيهن القائل المعقول من الرب أفيرقنا جبر الدين أنقهون يا جان أمرا Ona setmeni hulka hayyata Allah ya ratibi enden alburada yuridun an ulazen altiratin bayhatun rabiatin lasrifiyeni ayeti ün end ukredilin alharz ala deyne vafaratin bal an esşavun bimamu vunnav mojune unede kulle evaqinin min uraidin ala hiras enerdin ve fil al azmiyatan elmeyyate qati ve ulayaqe ala devrin muhunne min alladun alabujratin ve uvaliyaqe ala hin يا غفيبون في غير لغورون ما نأوريت إذا لا تأثيرات على باب ورشين باي حوالين وتغير وارشون فارد الباب للباد الوره لها على إسفاقيات أمن فاغلد من الوجين على حيات تألم إعلى حد القويرة أقصرات نحلت الملرزون وأزهر ونصحن عن حساق نحاقن من فت مديات أدناد إلا تغيرت وجوهون في الفياء قدم أولد الفرس إلا لقى قهايات الراب أمانة تألى إلا نورها دينة الفرس قهايات المريات قانون مريات تألى سريات تزرديان دقان خجور إلا النيات ويشون نيزيرون أفيرون أزحرق حقسق أيهن القائل المعقول من الرب أفيرقنا جبر الدين أنقهون يا جان أمرا Değerli dostlar, ben bu bölümü aslında gıybet bölümü diyorum. Bir videoyu hazırladıktan sonra videonun içerisinde eksik kalabilecek yerleri de videonun sonunda tamamlamaya gayret sarf ediyorum. O zaman kısaca bir özet geçelim. Bugünkü videomuzun içerisinde dev cinleriyle ya da ammar cinleriyle nasıl temasa geçeceğimizi ve bu varlıklarla enerjisel boyutta bize hangi şekilde ne şekilde gösterebileceğini göstermiş olduk. Uygulamalı şekilde bir video yaptık ve ammar cinlerinin silüetleri ve figürlerinin nasıl olduklarını ve bize nasıl görünebildiklerini göstermeye gayret sarf ettik. Bu videonun içerisinde ammar cinlerini, çağırma ayini, koruma çemberleri, ammar cinleri hakkında gerçek bilgiler ve ayin kısmından uzun uzun bahsettik. Değerli dostlar, videonun en başından sonuna kadar kısaca bir özet geçmek istiyorum. Bugünkü videomuzun özellikle içeriği bir cin neye benzer, ne şekilde insanlara görünebilirler, hangi figürlerde karşımıza çıkabilirler? Bunların şekli şemali nedir? Peki, bir ikincisi de bir cin daveti yapacağımız zaman ne okumamız gerekli? Hangi yolları izlememiz gerekli? Bunları da göstermiş olduk. Ve videonun sonuna doğru da bir ammar cini temasa geçip kendisini bize göstermesini istedik. Bizim de onlara görünmemizi sağladık. Nasıl yaptık? Öncelikle ayin kısmından önce yazılı tılsımlı sembollerimizi ayin
yayın sırasında bir unutkanlık yaşayıp ürperti yaşamamak için yazılarımızı ve sembollerimizi hazırladık. Daha sonrasında 3 tane mum yardımı sayesinde kendi bölgemizi, yani koruma çemberimizi hazırlayıp çizdikten sonra koruma tılsımlarımızı başlattıktan sonra bir Ammar Cin'i daveti yaparak bize kendisini göstermesini ona emir terakki etmiş olduk. Değerli dostlar, videonun içerisinde benim ayin yapacağım kısmın ne kadar yavaşlatılmış olduğunu fark ettiniz mi sizler de? Normalde bir videonun akışından en düşük seviyedeki en yavaş çekime kadar almış bulunmaktayım. Çünkü bir ruhani, yani enerjisel varlığı kameralara ya da bizim görebilmemizi sağlatabilmek ya da yakalayabilmek için en yavaş şekilde çekimler yapmak zorundayız. Fark ettiyseniz yine ben o orada ne kadar durgun ve bekler vaziyette kalmışken o varlık ne kadar hızlı, ne kadar süratli hareket ediyor. Ona rağmen en yavaşlatılmış video şeklinde bu kadar yavaş, bu kadar görünür hale getirebildik. Bu arada bir ruh çağırma ya da bir cin çağırma dediğimiz konular böyle normalde filmlerde göründüğü gibi 3-5 kişinin toplanıp hadi canımız sıkıldı cin çağırıyoruz, aa hadi geldi, olmuyor. Bu videoyu çekebilmek için ben bir haftamı harcadım. Bir hafta içerisinde o varlıklarla da benim ayin yapma saatimi ve dakikamı birleştirmeye, yakalamaya çalıştım diyebilirim. Bir hafta içerisinde bu video hazırlandı. Daha öncesinden bir önceki videolarımıza yine bakınız. O videoda cin çağırma ayini, cin musallatları ya da bir cin nasıl görünür, onun devamını sonraki videolarda yapacağız diye size söz vermiştik. O video, bu video. Önce o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında bu videoda onun devamı niteliğinde olduğundan dolayı bunu izlemenizi ve neden bu videonun aslında kısa ve özetlercesine olduğunu anlayabilirsiniz. Ammar cinleri hakkında ya da dev cinleri hakkında yine bilgiler isterseniz yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. Veya da bir sonraki gelecek videoda ben şu büyü hakkında ya da şu cinler hakkında ya da şu olaylar hakkında bir merakım var, bu videoda çekebilir misiniz diye bize yorumlar atarsanız bizler de elimizden geldiği kadar sizlerden gelen tüm yorumları okumaya çalışıp ve onlara cevap vermeye çalışıp bir de sizin isteklerinizin üzerine videolar çekmeye gayret sarf ediyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar ama bana ulaşabileceğiniz tek bir sosyal medya platformu var. O da neresi? Facebook. Değerli dostlar, Facebook'tan beni ekleyebilirsiniz. Oradaki 3600 arkadaşımızın içerisinde olabilirsiniz ve sizler de bizi takip edebilirsiniz. İsterseniz Facebook'tan yine bizi Büyülerin Sırları diye eklerseniz ya da Messenger kısmından bizleri arayıp ya da yazıp soru ve önerilerinizi de oradan bize iletebilirsiniz. Daima sizlerle olmaya çalışıyoruz ve bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Hem büyüler hakkında hem de yaşanmış olaylar hakkında hem de insanlığın göremediği varlıklar hakkında videolar yapmaya çalışıyoruz. Değerli dostlar, benden şimdilik bu kadar. Esen kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.